E Çakır konuşurken aslında Tayfun konuşmamak olmaz. Tayfun füzesi Türkiye'nin 500 kilometre üzerinde menzile sahip olan yerli kısa menzili balistik füzesi test atışlarını başarıyla tamamladı. Yani kıtalar arası bir füzeden söz ediyoruz. Şimdi. Ya bu Tayfun işte çarşı pazarı bu karıştırdı zaten. Bu mu karıştırdı? Şimdi biz konuşmaktan yoruluyoruz. Bizim mühendislerimiz yapmaktan yorulmadılar maşallah. İpek şimdi Hanım şöyle, çarşı pazarı bu, bu karıştırdı derken hatırlayın. hemen size geliyorum. Öyle mi? Doğru mu söylüyorum? Senin evet öyle, öyle gözüküyor daha da çok karıştıracağı benziyor Türkiye e, yaptığı bu girişimlerle savunma sanayindeki bu başarılarla karıştıralım zaten yani biraz da biz karıştıralım artık şu çarşıyı zamanı geldi evet, bunu attığımızda bu şu deneme yayınlandığında hatırlayın yani o, o zamanı hatırlayın bu en fazla Yunanistan'da konuşuldu hmm. bu Yunanistan bütün askeri uzmanlar kalktı gazeteci askeri konuştular. uzmanlar bu tayfun nereden atılırsa Atina'yı vurur ya da efendim Türkiye'nin sınırından atılırsa nereye gelir onu konuşmaya başladılar. Tabi televizyonlarında uzun uzun haber Tabii, yaptılar. Uzun, bu Hep Tayfun çarşı evet. pazar evet, karışı dediğim o yani. Asıl bu şundan balistik dolayı. Balistik füze değil mi? Bu çok uzun menzilli bir balistik. füze. Balistik. Değil mi? Nedir balistik füze hocam? İşte menzile göre mesela bu e, balistik füze ama kıtalar arası değil. Mesela 5000 ve üstü kıtalar arası 3500 hatta kıtalar üstü kıtalar e, arası balistik füze diye tanımlanıyor. 1000 metreye kadar olan yani Tayfun... Balistik füze diye tanımlanıyor ve e, süratiyle şeyle de gerçekten e, hani Türkiye'nin bu en uzun menzilli ama hani dünyaya göre de en kısa menzilli balistik füzelerden bir. 500 kilometre gidebiliyor. Bin derler. Ha, bi, bin. 1000 kilometre derler ama e, bunlar da gene hep e, hani e, saklanılan mesafeler belki binden fazla bilinmiyor. Hep artı konmasının sebebi bu. Bu tür bilgileri devlet pek paylaşmak istemez. Her devlet onu elinde bir koz olarak tutar. Dolayısıyla belki binden fazla bilemiyoruz. İlk etapta işte 380 diye başladı, sonra denemelerle bu artırıldı, bin rakamlarına ulaştık. Hatta menzil kurtarmadığı için Sinop yerine bu Rize Artvin havaalanı. Daha hizmete açılmadan oradan denendi bu görüntüler. Evet evet, evet. Oradan. Bir bu, de tabii şunu ekleyelim. Mesela bu denizden füze denizden denize, karadan <laughs> karaya gidebiliyor, değil mi? Her şartta kullanılabiliyor şimdi, bu. Yani anladığımız kadarıyla öyle, öyle söyleniyor. Biz de öyle görüyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta var. Bu tip savunma sanayi ürünlerinin, silahların üretilmesi Türkiye'nin savunmayla ilgili ve silahlı kuvvetlerle ilgili konseptinin değiştiğini de gösteriyor. Şimdi bakın bugüne kadar bizim gündemimizde füze yoktu. Ama İran füze üretiyor. İran yapıyordu. Yani İran bizden daha geri durumda olmasına rağmen teknolojide onun elinde füzeler vardı. Biz füzeyi şöyle algılıyorduk. Füze saldırma ihtiyacınız varsa füze ihtiyacınız var. Konseptimizi de şöyle kurmuşuz. Ya biz sadece burada duracağız ve kendimizi koruyacağız. Şunu idrak edememiştik bakın. Burası çok kritik. Bu konuda uyaran askeri uzmanlar da vardı. Bu konuda uyaran siyasetçiler de vardı ama Maalesef Türkiye'deki o zamanki irade bunu idrak edememişti. Çok eski laf değil mi? Bu işte Yavuz Sultan Selim'e şey yapılıyor, atfediliyor. Özür dilerim. Kanuni'ye atfediliyor. Hazır ol cenge, isterisen sulh sala. Yani barış istiyorsan savaşa hazır ol. Şimdi bu siz savunma füzesini kullandığınızda Yunanistan'da patırtı kopmuyor. Ama bunu kullandığınızda ister istemez komşunuz diyor ki ya bize mi saldıracaklar bunlar acaba? Hayır size saldırmayacağız. Ama sizin bize saldırmamanız için... işte bu korkuyu vermek bile yeterli. Sizin, tabii sizin bize saldırmamanız için bizim elimizde bunun olması lazım. Çünkü komşularımız da var. Bakın bu füzelerden İran'da var. Hı hı. Rusya'da var. Hatta Suriye'de var. Onların bize saldıracağı anlamına gelmiyor. Yani en güzeli hiç savaş olmadan dostluk içinde yaşamak. Ama muhatabınızda varsa sizde de olması lazım. Peki siz üretemezseniz ne olur? O zaman Aynen. gidersiniz başka birilerinden zor, evet. almak zorunda kalır. O da ne kadar güvenilir ve ne kadar sürdürülebilir? Ne kadar işte. çalışma, çalıştırmanıza izin verir. Bakın demin uçak konusunda mesela F-16 konusunda konuştuk. 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı fikirde birleşti. Evet Amerika hani bize belki müsaade edebilir bunu yapmamız için ama öyle bir kritik nokta gelir ki işine gelmediği bir noktada. Mesela der ki PKK'ya atamazsın o bombayı kardeşim derci. Yaşadık bunları zaten. Yaşadık. Yaşadığımız şöyle. Kendiniz yapmak. F16'da bile konuşuldu. Evet. Yunanistan hava sahasında evet. kullanamazsın vesaire gibi bir şey. şu anda Yunanistan aynı sıkıntıyı çekiyor. <laughs> Yunanistan biliyorsunuz F35 alacak Amerika'dan. Ve Amerika'da şöyle bir tartışma var, bir konuşuyoruz. Yunanistan'ı da çok etkiliyor. F35'lerin Türkiye'ye karşı kullanılmaması kaydıyla verilmesi söz konusu. Böyle bir şey gündemde. Yunanistan'da bundan dolayı tedirgin. Tedirgin olmakta haklılar. Çünkü para vererek satın aldıkları bir şey var ve deniyor ki şurada evet. kullanamazsın. Yani, Tehdit durumunda kullanamazsa o, o mut, zaman ne zaman kullanacak Mutfağınızda Mutfağınıza evet. mikser satın almışsınız, blender satın almışsınız. Ama kek yapamazsın. Kek yapamazsın evet. kardeşim. Evet. Bunun Çok sadece Sizi yerinize <laughs> alın. Gerçi yaparsın. hani uluslararası yani, alanda artık yapamazsın edemezsin diye bir şey kaldı. kalmadı. Birleşmiş Milletleri tanımayan ülke İsrail. Heh. Mesela Hadi devam İstanbul edelim Gizemiz. o zaman Gazze'den evet. şimdi e, bitmesini istediğimiz bir nokta. Hı. Ali hocam sizin ilaveniz var Burada mı? Burada hemen bir şey söyleyeyim. Çok güzel. Demin arkadaşlar da gösterdi. Aynen. Bunların e, e, kimyasal ve biyolojik başlıkları var. Daha hmm. sonra bu kimyasal biyolojik başlıklar direkt füze atıldıktan sonra atmosferde kayboluyor. Atmosferde kaybolduktan sonra direkt olarak hedefi vurmuş oluyor. Atmosferde kaybolduğu için takibi de zorlaşıyor. O yüzden zaten e, düşmanlara korku salıyor. Artı şunu da söyleyeyim. 30'un üzerinde ülkede şu an balistik füze olduğu ifade ediliyor. Ali bu da Hocam çok siz Coşkun Hocam'dan daha çok çalışmışsınız <laughs> bu akşam. Hocam <laughs> kimyasal ya, ya, yakıtla bir <laughs> başlık dersek <laughs> bütün, yanlış anlaşıldı. Bütün teknolojik kimyasal, bilgilerini Ali Kimyasal ya da hocam. biyolojik başlık yok hocam. Yanlış anlaşılmasın. Hı. Başlık dersek o çünkü biz kimyasal biyolojik silahlar konvansiyonuna üyeyiz. Türkiye o tip silahları kullanmıyor. Yakıtıyla ilgili bir şey söylediniz. Yakıtla. yakıtla Peki.